Alayım abi. Estağfurullah amca ya, sen benden büyüksün. Tanıyamadım seni. Normaldir abi. 10 yıldır cezaevindesin. Ben de sizin mahallede oturuyorum. Ya bana abi deme amca. Beni Kadir alacaktı. O nerede? Kadir abi prostat oldu. Ne? 25 yaşında ne prostatı la? Aha, antidepresan saatim geldi. Ne yapıyorsun lan? Doğru, az oldu değil mi? Abi yeter, öleceksin. Bu kadar antidepresan içilmez ki. Merak etme, ben hep böyle içiyorum. Hep böyle mi içiyorsun? Ehliyet, ruhsat lütfen. Yok maalesef. Yanında mı yok? Komple yok. Çok mu zordu bir ehliyet almak? Zor değildi, yaşım tutmuyor. Nasıl tutmuyor? Ehliyet 18 yaşından sonra verilmiyor mu? Evet. Ben 16 yaşındayım işte. Saçmalama amca, ne 16'sı ya? Dedim sana o kadar antidepresan alma diye. Kafa gitti biraz. Ver şu kimliğini be. Ceza yazmayayım diye deli taklidi yapıyor. Adam harbiden 16 yaşındaymış be. Ya ne 16'sı memur bey? En az 55-60 yaşındadır bu amca. Al bak, inanmıyorsan. Bu nasıl olur ya? Aracı bağlamamız gerekiyor. Bu kadar antidepresana 55 göstermen normal yani. Reçino. Bu kimdi lan? Demek cezaevinden çıktın. Çıktım amca, çıktım da. Sen kimsin? Amca mı? La tamam, ben senin çocukluk arkadaşınım. Dayı ben 93'lüyüm ya. Nasıl seninle çocukluk arkadaşı olabiliriz? La ben de senden 2 yaş küçüğüm. 95 doğumluyum. 95 mi? Adın ne senin? La Filiz ablanın oğlu Mertcan. Mertcan mı? Oğlum sana ne olmuş böyle ya? Ne olmuş, çok şükür halımıza oğlum. Çökmüşsün oğlum sen ya. 30 yaşındaki bir adam nasıl bir ayağı çukurdaymış gibi görünür? Yapma ya, o kadar çökmüş müyüm ben? Kim bu hale getirdi oğlum seni Mertcan? Ne oldu sana? Ses nereden geliyor lan? Siz ne yapıyorsunuz lan orada? Telif yememek için üzünlü şarkıyı biz çalıyoruz. Hüzünlü çalmaya devam et. Beslenmeni aldın mı? Aldım babacığım. Derslerini iyi dinle, kimseyle de kavga etme, tamam mı oğlum? Tamam babacığım. Babacığım ben. Ne oluyor lan? Neyle oluyor? Amca sana niye baba diyor? Ne amcası lan? Oğlum o benim. Nasıl ya? Senin yaş kaç amca? 14 amca. 14 mü? Bu nasıl 14 lan? Sen emin misin bunun oğlun olduğuna? Eminim tabii. Benim oğlum. Peki niye böyle büyük görünüyor o zaman? Niye olacak? Ülkedeki ekonomik krizden, stresten ve yeterince beslenemeyince erken yaşta çöktü oğlum. Yapma ya. Sen kaç yaşındasın? 47 yaşındayım. Sen daha genç görünüyorsun. Sen niye çökmedin? Ben evi bırakıp Avrupa'ya kaçmıştım. Yıllarca Avrupa'da yaşadım. Birkaç gün önce de pişman olup geri döndüm. Peki eşin bu sıkıntılardan etkilendi mi? Çok az o da etkilendi. Ecem Su. Buyur bey, ne oldu? O ne lan? Teyze kaç yaşındasın sen? 30. Hiç göstermiyorum değil mi? Hakikaten hiç göstermiyorsun abla. Hatta ben bir ara 17-18 falan sandım. Baba, ben mi okul açtığıma ne zaman zam yapacağım? Hanım sen bu çocuğa hafta ne kadar açlık veriyorsun? 20 lira. 20 lira verirsen çökmesi normal. Al oğlum şu 100 lirayı. Yoksa birkaç sene sonra dedem sanacaklar. Teşekkürler babacığım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz amca. Görüşürüz canım, görüşürüz. Allah zihin açıklığı versin. Ulan 10 yıl cezaevinde yattın. Benim çöküp yıpranmam lazım. Dışarıdakiler çökmüş. Aşkım, çıktın demek cezaevinde.
Ne aşkı, ne diyorsun sen teyze ya? Ne teyzesi ya? Nişanlım ben Yasemin. 10 yıl seni bekledim. Gel sarılayım bir sana gel. Sen ne yapıyorsun ya? Çekil ya. Dur, kaçma, dur.